Aşağıdaki üçgenin alanı 75 birim karedir. X'in neye eşit olduğunu bulunuz. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu duraklatın ve bu kenarın uzunluğunun neye eşit olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, bize alanı vermişler. Buradaki kenarın uzunluğunun da ne olduğunu biliyoruz. Bir de buradaki uzunluğu 10 birim olarak vermişler. Üçgeni döndürecek olursak bu uzunluğu yükseklik olarak düşünebiliriz. Hatta gelin öyle yapalım çünkü o zaman soruyu nasıl çözeceğinizi hemen anlayacaksınız. Şunu kopyalayalım. Ve bir de döndürürsek. Evet ve şimdi bizden bulmamızı istedikleri uzunluğun aslında üçgenin taban uzunluğu olduğunu gördünüz öyle değil mi? Bu uzunluk yükseklik. Alanı da biliyoruz. O zaman taban uzunluğu ve yükseklik arasındaki ilişkiyi kullanırsak hemen yazıyorum. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu çarpı yükseklik. Alanın 75 birim kare olduğunu bildiğimize göre buraya 75 yazıyoruz. Eşittir 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu yerine taban uzunluğu yerine x kullanmışlar. O halde 1 bölü 2 çarpı x çarpı yükseklik de 10 birim olacak. Taban uzunluğu x yükseklik de 10 birim olarak verilmiş. Uzunluğu 11 birim olan kenara ihtiyacımız yok. Bunu tahminen sadece kafamızı karıştırmak için vermişler. Evet, ne diyorduk? Yükseklik 11 immiş. 75 eşittir. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 10. 75 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10, 5 eder. 5 çarpı x'miş. x'i aynı renkle yazalım. Evet, 5 çarpı x. Şimdi x'in ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Bunu yapmanın birkaç farklı yolu var. Mesela hangi sayıyı 5 ile çarptığımızda 75 elde ederiz diye düşünebiliriz. Bir bakalım, 5 kere 10 elde eder. 25'e daha ihtiyacımız var. 5 kere 5 de 25 edeceği için x'in 15 olması gerekir. Tabi bunu da sistematik bir şekilde de çözebilirsiniz. İki tarafı 5'e bölersek, buraya bölü 5 yazalım. 5x bölü 5, 5 eder. Sağ tarafta x kalır. Burada bir eşitlik olduğu için ve eşitliğin bozulmaması için eşitliğin bir tarafına yaptığımız işlemi diğer tarafına da yapmalıyız, öyle değil mi? Buraya da bölü 5 diyelim. 75 bölü 5, 15 eder. x 15 eşitmiş. Evet, gelin sağlamasını da yapalım. Eğer x 15 eşitse, 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu çarpı yükseklik 15 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 ya da kısaca 15 çarpı 5 yine 75 eder. 75 birim kare.